Bugün sizlere çok hafif ve lezzetli, çok güzel olan bir tarif vereceğim. Buyurun, malzemelerimiz şöyle. Şerbet için 3 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su, birkaç damla limon, 2 baget et ekmek, 1 litre süt, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı, üzeri için 1 paket toz krem şanti, yarım su bardağı kadar süt. Şerbet için derin bir tencere içerisine 3 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su koyup biraz karıştırın. Daha sonra üzerine birkaç damla limon sıkıp iyice karıştırın. Şerbet kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra ocağın altını kapatın ve biraz ılımaya bırakın. Büyük borcamın altına bir paket etimeği güzelce dizin. Boş kalan yerlere yarım etimekleri koyabilirsiniz. İlk sıcaklığı giden şerbetin yarısını etimeklerin üzerine yedirerekten dökün. Tekrar üzerine kalan bir paket etimeyi güzelce yerleştirin. Boşluk kısımlara yarım etimekleri koyabilirsiniz yine. Ve kalan şerbeti tamamen üzerine döküp etimeklerin şerbeti çekmesi için bekletin. Üzeri için 1 litre sütü derin bir tencere içine koyun. 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker koyup iyice karıştırın. 1 paket vanilya koyup iyice karıştırın ve devamlı karıştırarak muhallebi kıvama gelmesini sağlayın. Dikkat edin, dibini tutmasın. Daha sonra üzerine irmikli muhallebiyi etmeklerin üzerine dökün ve güzelce düzeltin. Her yere eşit bir şekilde olsun. Daha sonra buzdolabına koyup tamamen soğumaya bırakın. En son üzeri için yarım su bardağı süt, bir paket toz krem şanti derin bir kaba koyup mikserle iyice krem şanti kıvamına gelene kadar çırpın. Tamamen soğuyan irmikli muhallebin üzerine krem şantiyi koyup güzelce her yerine sürün. Düzeltin. Ve tekrar buzdolabına koyup tamamen soğumaya bırakın. Biraz dinlensin, birkaç saat. Buzdolabından çıkarıp dilediğiniz boyutta dilimleyin. Dilerseniz küçük, dilerseniz büyük porsiyonlar halinde. Üzerlerini toz Antep fıstığı ile süsleyin. Dilerseniz çekilmiş ceviz de koyabilirsiniz. Ben Antep fıstığı koydum, daha çok yakışıyor görüntü olarak. Ve tek tek üzerlerine dilimlenmiş çilek koydum. Sizler istediğiniz malzemeyle süsleyebilirsiniz. Spatula ile düzgünce servis tabağına alıp afiyetle yiyebilirsiniz.
Yapmanızı mutlaka tavsiye ederim. Herkesin beğenerek yiyebileceği bir tatlı. Çok hafif bir tatlı. Ben özellikle çok misafir geldiği zamanlara yapıyorum bu tatlıyı. Küçük küçük dilimlediğinizde çok daha bereketli oluyor. Sizlerin de aklında bulunsun mutlaka. Tarifime beğeni, yorum yaparak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz.